Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, öncelikle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Hepiniz videomuza hoş geldiniz. Dostlarım, öncelikle videoma geçmeden bir önemli duyuru hakkında sizlere bilgi paylaşımı yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere kanalımıza kronolojik Osmanlı tarihi ile ilgili şu ana kadar her ne kadar oynatma listesinde 16 adet video görünse de 2 videoyu kaldırdığımız için ki bunda herhangi bir türde değişikliği olmaması sadece 2 video YouTube'un kendi standartlarına daha doğrusu YouTube'un kendi düzensizliğinden kaynaklı olarak yüklenememiştir. Bundan kaynaklı olarak 2 videoyu kaldırmış olduğumuzda kanalımızda şu anda hali hazırda 14 adet kronolojik Osmanlı tarihi videosu mevcuttur. Dostlarım, şu müjdeyi vermek istiyorum. İnşallah bu kronolojik Osmanlı tarihi videosunu hatta serisini 1833 yılına getirdiğimizde yani yaklaşık olarak 9 video sonra sizlere çok güzel ve çok önemli yeni bir projemizin ki bu İlber Hoca ile geliştirdiğimiz projemizdir. Şu anda kaynak tasnifi aşamasındadır. Benim kendi şahsi Facebook hesabımda hatta Facebook, Instagram hesaplarımda paylaştığım da bunun içinde budur, bu konudur. Şu anda bu projemiz henüz kaynak tarama, kaynak bulma, bulunan kaynakları not alma, not alınan kaynakları tasnif etme, tasnif edilen kaynakları tekrardan not alıp yeni bölgeler oluşturma, yeni bölgeleri inceleme, farklılıklarını çıkarma, normal standartlara göre elde kalan metinlerden gerekli bilgileri alıp bir dizayna sokma, dizayna sokulan kısmı yayınlanabilecek pozisyona getirme aşamasında. İnşallah dediğim gibi 1833 yılına geldiğimizde yani kanalda 24 video olduğunda yani yaklaşık olarak 9 video sonra kanalımızla hatta projemizi sizlere açıklayacağız. Bunun da müjdesini şimdikten vermek isterim. O zaman dostlarım bunu belirttiğimize göre videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda 1635-1683 yıl arasında meydana gelen 48 yıllık süreci, bu süreç içerisinde yaşanan gelişme olayları kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışmıştık. İnşallah dostlarım bu videomuzda ele alacağımız konu ise 1683-1700 yılları arasındaki Osmanlı İmparatorluğu kronolojik tarihi olacaktır. 17 yıllık bir olayı, bir süreci bu videomuzda sizlerle birlikte ele almaya, elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Tabii ki de bunu yaparken doğru kaynakları kullanacağız. Dostlarım, Osmanlı Devleti'nin dönemlerini şu şekilde ayırmamız mümkündür. 1302-1451. Tabii benim kendi şahsi bilgim. 149 yıl. Osmanlı Devleti kuruluş dönemi. 1451-1566 arasındaki 115 yıl Osmanlı Devleti yükselme dönemi. 1566-1683 yılları arasındaki 197 yıl Osmanlı Devleti duraklama dönemi. 1683-1923 yıllar arasındaki 240 yıl Osmanlı Devleti yıkılış dönemi. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Yıl 1683, ikinci Viyana kuşatması, onun başarısız olması, peşinden Ciğerdelen Savaşı ve Osmanlı Kutsal İttifak Savaşları. 1685 Uyvar'ın elden çıkışı. 1686 Budin'in düşüşü. 1687 tüm başarısızlıklardan sonra 4. Mehmet'in tahttan indirilmesi
İkinci Süleyman'ın tahta çıkışı. Tabii ki ikinci Süleyman çoğunlukla başarısız olsa da zaman zaman başarılı olaylar da vardır. Onu belirtmekte fayda vardır. 1687 Eğri Kalesi'nin düşüşü. 1687 2. Mohaç Savaşı. 1688 hatta 87 bir akçe itibarı değerli Mankur un piyasaya çıkarılması. 1688 Belgrad'ın elden çıkışı. 1690 Kanice Kalesi'nin düşüşü. 1690 Belgrad'ın geri alınması. Ya da tekrardan fethedilmesi. 1690 Fransızların Mısır'da ödediği gümrük resminin %3 olarak tespiti. 1691 4 yıllık saltanattan sonra Sultan 2. Süleyman'ın yerine Sultan 2. Ahmet'in tahta çıkışı. 1691 Salankaman Savaşı, 1695 2. Ahmet'in ölümü ve 2. Mustafa'nın tahta çıkışı. 1697 Zenta Savaşı, 1698 Sehermini Baruthanesi yangını, 1699 Karlofça Antlaşması'nın imzalanması, 26 Ocak 1699. Dostlarım, eğer ki burayı niye yazdı geçtim? Çünkü ben burada yorum yapacağım. Bu 17 yıllık süreç üzerinde bilgi verilmesi gereken bir süreç değil. Zaten benim söylediklerim size ayrıntılı bilgi veriyorum. Ben sadece burada yorum yapacağım bu videoda. Hep yorum ağırlıklı gideceğiz. Bilgi bu videoda minimumda kalacak. Bilgi bu kadar. Gerisi yorum. Dostlarım, eğer ki insan üzerinden konuşalım. Çünkü devletlerin yapıları değişiktir. Devletleri insanlara indirgeyelim. Bir insan üzerinden konuşalım. Eğer ki bir insan kaybetmeye alışmışsa her türlü kaybeder. Bir insanın kaybetmeye alıştıktan sonra ya da bir şeyi kaybettikten sonra istersen zirvede ol, bütün dünyayı yönet. Elinden gelen hiçbir şey yoktur ve kaybetmeye muhtaçsındır. Aynı birazdan ses kaydını dinleteceğim bir örnekte olduğu gibi. Her seçimde yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Meydan okuyor. Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Meydan okuyor. Birinci çıkamazsam istifade. İşte böyle arkadaşlar. Bir insan kaybettikten sonra her türlü kaybeder. Tabii bu biraz daha siyasi bir yoruma kastı ama anlatmak istediğimi çok iyi anlatan bir video olduğu için ve gerçek tarihte yaşanmış bir olay olduğu için, bu arada bunları kesmeyeceğim, bunu direkt yayınlayacağım. Onu da belirteyim. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş. Yani Osmanlı 1683'te kaybediyor kardeşim. İkinci Viyana kuşatmasını kaybediyor. Ve Osmanlı Devleti 1683'ten, bu arada ben bunu Osmanlı için gülmüyorum. Bu arada ben bunu Osmanlı için gülmüyorum. O izlettiğim ses kaydı için gülüyorum. Çünkü Osmanlı bizim ecdadımızdır. Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Ve hala sen bir devlet olarak, Osmanlı Devleti olarak gerekli tedbirleri almıyorsun. Ya arkadaş, Batı senden 1683'ten sonra, bak Batı senden 1683'ten sonra 240 yıl boyunca tek kendi devletin için konuşuyoruz. Sen her alanda çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş, yenmiş de yenmiş. Ve sen hala yenilik yapmıyorsun. Yenilik yapmazsan, hatalarından ders almazsan yenilirsin. Osmanlı Devleti de aynı durumdadır. Bakın, Osmanlı Devleti'nin Batı'yı örnek alması 1683'te 2. Viyana kuşatmasındaki başarısızlığın üzerinden 2. Mahmud'a kadar ortalama 100 küsür yıl zaman geçiyor. Osmanlı Devleti ancak 2. Mahmud'da 3. Selim'de hatasının farkına varıyor. Beyni o kadar ki uyuşmuş bu adamın. Yani bir insan üzerinden konuşalım. Elbette hata yapabilir. Elbette bir şeyleri kayıp edebilir.
Elbette bunun ruhu zirveden yere çakılabilir. Ama bir devleti yönetiyorsan hatalarından ders almak zorundasın. Bir insan bir devleti yönetmesen, sıradan bir insan olsan dahi yaptığın hatalardan ders almazsan, karşısındaki adam seni çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş. Sözünde olduğu gibi her alanda yener. Bakın Osmanlı Devleti bizim ecdadımızdır. Bizim Büyük Selçuklu ile, hatta Anadolu, evet Büyük Selçuklu ile Türkiye arasındaki bir süreci kapsar bizim ecdadımızdır. Bak mesela birçok devlet var. Menteşoğlu, Germiyanoğlu, Saruhanoğlu, Aydınoğlu, sonra efendime söyleyeyim Eratna Beyliği, Candaroğlu, Kahramanoğlu, Dulkadirliler, Ramazanoğulları gibi bir sürü beylik var Anadolu'da. Moğol istilasından sonra Osmanlı Devleti kurulana ve Yıldırım Beyazıt'a kadar, hatta Yıldırım'ı da geçtim, Fatih'e kadar, Yavuz'a kadar. Yani gerçek manada şeyin tamamlanması zaten ilk Yıldırım Beyazıt döneminde oluyor ama sonrasında zaten Anadolu Birliği parçalanıyor. Lafı Suriye'ye getireceğim dostlarım. Bu arada video söyleyeyim biraz sohbet kısmında geçecek. Çünkü konu yok. O süreç içerisinde. 1683'te eğer Kırım Hanı ihanet etmeseydi diyoruz ki Osmanlı Devleti savaşı kaybetmezdi. Arkadaş Kırım Hanı tamam. Eyvallah sana ihanet etmiş. Tamam kabul ediyorum ihanet etmiş. Hatandan ders al. Yenilik yap, ıslahat yap. Bakın arkadaşlar 17 yılda Osmanlı Devleti için konuşuyoruz ya. 17 yılda Uygar'ı kaybediyorsun. Budin'i kaybediyorsun. Eğri'yi kaybediyorsun. Belgrad'ı kaybedip yeniden kazanıyorsun. Hadi Belgrad'ı sayma. Kanice'yi kaybediyorsun. Fırat'a kapitülasyon veriyorsun. Zenta'da yeniliyor. Zenta'da savaş yazıyorsun ve en son Karlofça Antlaşması'nı yapıyorsun. 16-17 yıl sonra 1683'teki Viyana bozgunundan 1700'e kadar sen 17 yıl savaşıyorsun. Arkadaş tamam mı? Kaybetmişsin. Şunu yapabilirsin bak. Ya ben kaybettim. Tamam. Gelin anlatma yapalım. Çünkü onu zaten daha zaten hala zirvedesin. Gelin anlatma yapalım dersin. Hızlı bir yenilik hareketine girişirsin. 50 yılda ki Osmanlı Devleti 600 yıl olduğunu göz önüne alırsak Osmanlı için 50 yıl kısa bir süreçtir. Aynı bugün ne yarın gibidir. 50 yılda istersen devleti yeniden ayağa kaldırabilirdin. Ama Osmanlı Devleti gücünün hatta hala Kanuni dönemindeki gücünde olduğunu zannediyordu. Fatih dönemindeki ya bu dönemindeki 4. Murat dönemindeki gücünde olduğunu zannediyordu. Lakin Osmanlı Devleti, Osmanlı İmparatorluğu bu gücüne sahip değildi. Artık yavaş yavaş yenilmek üzereydi. Ve buna rağmen Osmanlı Devleti uzun yıllar daha 100-200 yıl ayakta kalmıştır. Hatta 200 küsur yıldan daha fazla. Dostlarım ben Osmanlı torunuyum. Bakın ben bunu Osmanlı'yı kötülemek amacıyla söylemiyorum. Zaten Osmanlı Devleti yıkılmış gitmiş bir devlet. Osmanlı'yı kötülemek en başta yanlış olur ve videolarımızın kalitesini düşürür. Bunun farkındayım. Ben Osmanlı torunuyum. Bakın kim ne derse desin. Ben Oğuzhan soyundan geliyorum. Ben bir Türk'üm. Ben Osmanlı torunuyum. Ben Atatürk çocuğuyum. Osmanlı da benim. Oğuz kanı da benim. Atatürk de benim. Ben bunların üçünden de vazgeçmem. Üçünden de vazgeçmem. Orada az önce söyleyemez bir şey demedi ama neyse. Ben bunların üstünden de vazgeçmem. Şimdi bakın arkadaşlar. Bunların amacı yani günümüzdeki birçok insanın amacı işte biz Batı ülkelerin amacı. Biz Osmanlı'dan vazgeçelim. Tarihi bir donatalım. Lakin Osmanlı evet hata yapmış. Ama şöyle düşünün yani 200 kurulduğundan uzun beri siz zirvedesiniz. Kaybettiğinizin farkına varamayabilirsiniz. Çok geç farkına varırsanız da yıkılırsınız. Tıpkı Osmanlı'da olduğu gibi. Tekrardan belirtiyorum. Bu videonun amacı Osmanlı Devleti'ni kötülemek değildi. Bu videonun amacı 17 yıllık süreci anlatmaktı. Ki zaten ben Osmanlı Devleti'ni kötülemem. Çünkü ben Osmanlı torunu Atatürk çocuğuyum. Bunu da belirtmekte fayda vardır. İkisi de bizim. Osmanlı da bizim, Atatürk de bizim. İkisinden birini atarsak tarihi hiç anlayamayız. Bunu belirtmek istiyorum. Dostlarım bu videomuzda 1683-1700 yıllar arasındaki 17 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları kronolojik ve doğru bir şekilde elimizden geldiği dilimizin döndüğünce anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah diğer videomuzda 1700-1729 yılları arasındaki 29 yıllık süreçte meydana gelen gelişmeleri ve olayları elimizden geldiği dilimizin döndüğünce
doğru bir şekilde anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Bu videomuz biraz daha sohbet şeklinde geçti. Bunun farkındayım. Çünkü bu 17 yılda anlatabileceğim konuların detayına girseydim çıkamazdım. Zaten ben ayrıntılı Osmanlı Padişahları serisinde, bu serimizin bir sonraki serimizde zaten bunları ayrıntılı olarak uzun uzun anlatacağım. Dostlarım, bu videomuz 16 dakika olacak. Yani yayınımız 16 dakika olacak. Bunun için de fayda var. 1 dakika standarttan uzun olacak. Bu videomuzu 1683-1700 yıl arasında ele aldık. 17 yıllık süreci anlattık. Diğer videomuzu 1700-1729 yıllar arasında ele alıp 29 yıllık süreci inceleyeceğiz. Öncelikle videomu hep buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Diğer videomda, videolarımda görüşmek üzere. Dediğim gibi projenin de yayınlanmasına çok az bir zaman kaldı. Facebook, Instagram hesaplarımı takip ederseniz bu proje hakkında da bilgi sahibi olabilirsiniz dostlarım. Tekrardan sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim, Allah'a emanet olun.